Şimdi üçgen verilmiş. Şu açıortaylar verilmiş. Birisi iç açıortay, diğeri dış açıortay. Burada özel bir durum söz konusu. Bir üçgenin böyle bir tane iç açıortayıyla dış açısının açıortayı burada D noktasında kesişmiş. Bunun dış teğet çemberinin merkezi olur ve üçüncü açının da yani şuradaki A açısının da açıortayını çizersek bu noktaya gider. Ya da A noktasıyla D noktasını birleştirirsek şöyle, bunun da açıortay olacağını söyleyebiliriz. Şu açılar birbirine eşit olacak. Bu açıortaylar yani iki tane dış açıortayla bir tane içerideki açıortay aynı noktada kesişirler. Dış teğet çemberinin merkezi. Bununla ilgili başka bir takım kurallar da var. Şu 40 derecelik açıyla bizim şu an arayacağımız BAC açısı. Yani şu açı arasında doğrudan doğruya bir kural var. Onu kullanabiliriz istersen. Bu iki açı arasında. Ama bilmiyorsak isimlendirerek de çözebiliriz. Şuradaki açılara isim verelim. Buna A diyorum. Şu açı da A olacak. İstersek bunlara da isim verebiliriz ama direkt şuradan çıkarabileceğiz zaten. A açısıyla 40 derecelik açıyı toplarsak şu an sarıya boyadığım üçgen üzerine hareket edeceğiz. A ve 40'ı toplarsak dışarıdaki açıyı verecek. Yani şu açı A artı 40. Böyle diyebiliriz. Siliyorum şunu. Burayı. Eşit oldukları için diğer açı da A artı 40. Burası da A artı 40 olmalı. Şimdi şu an yeşile boyadığım üçgene bakalım. Yeşile boyadığım üçgen. İçerideki açılardan biri 2A. Diğerine biz X diyelim. Zaten aradığımız açı X. Bu iki açıyı toplarsak dışarıdaki şu açıyı bulmalıyız. Yani X ile 2A'yı toplayınca burayı bulmalıyız. X artı 2A eşittir. Dışarıdaki şu açı. Orada A artı 40 var. Bir tane daha var. İki tane A artı 40. Yani X artı 2A eşittir A artı A. 2A 40 artı 40. 80. Buradaki 2A'ları sadeleştirirsek bizim x'imiz 80 olur. Aradığımız açı 80. Ama direkt de söyleyebiliriz. Çünkü şuradaki açı 40'ın 2 katı olacak daima. X açısı 40'ın 2 katı olur. Yani buradaki açının 2 katı olur. Böyle bir kural var.